Gençler merhaba. Bu dersimizde 6. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoda beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bu videomuzda 6. ünite ve 7. ünite konularını işleyeceğiz. Meslekler ve tarihlerin okunuşu sıra sayılarına bakacağız. Simple past tense işleyeceğiz veya whole day vocabulary çalışması yani kelime çalışması yapmış olacağız. Ayrıca şu abone olursanız sevinirim diyorum. Bunu hızlı söyleyip geçiyorum gibi oluyor ve hiç abone olmuyor musunuz gibi görünüyor. Abone sayımız nedense bir türlü artmıyor. Çok emek gösteriyoruz. Videolarımız da izleniliyor ve aslında beğeniliyor ama abone sayımız artmıyor. Gerçekten abone olmanız bizim için çok önemli. Abone olarak destek olursanız hani videoların devamlı gelmesini ve bizim de aslında daha sık video çekmemizi sağlamış olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim abone olan arkadaşlara. Yazılı hazırlığımıza başlayalım. Evet. Jobs mesleklere bakıyoruz. Öncelikle mesleklerle ilgili bir kelime çalışması yapalım. Teacher, öğretmen, doctor, doktor, nurse, hemşire, polis, polis, lawyer, avukat, banker, bankacı, farmer, çiftçi, market, tüccar, consultant, danışma, supervisor, gözetmen, cook, aşçı, soldier, asker, grocer, bakkal, chemist, eczacı, housewife, ev hanımı, waiter, garson, journalist, gazeteci, worker, işçi, fireman, itfaiyeci, greengrocer, manav, Tyler, terzi, driver, şoför. Evet, şimdi geldik sayık nelere geldik? Sayılarımızın okunuşuna geldik, yıllarımızın. Şimdi bakalım, İngilizce yılların okunuşu ve yazılışı yıllar iki parça ayrılarak ifade edilir. Yani biz 1985 olarak ifade ediyoruz ya Türkçe'de. İngilizce'de 1985 değil, 1985. Yani 19, 19 dedik, 85. 85 dedik. Şimdi 1066 değil 1066. 10 diyorum 10, 66 diyorum 66. Şimdi 1652 değil 1652. 16 diyorum 16, 52 diyorum 52. 1948 değil 1948. 19 diyoruz 19, 48 diyoruz 48. 2017 değil 2017. 20 diyorum, 20, 17 diyorum, 70. Evet, bir yıl 01 ile 09 arasındaki rakamlarla sonlandığında, ilk iki haneyi söyledikten sonra ikinci kısmında bulunan sıfır rakamının İngilizce karşılığı olan zero kelimesi yerine O harfinin İngilizce telaffuzu kullanılır ve ardından gelen sayı söylenir. Yani biz 1709 demeyeceğiz de 1709. Yani 17 diyorum, 17, 0 yerine 10 diyorum ve 9, 9. 19, 3 diyeceğim. 19, 10, 3. Evet, bir yıl 00 ile sonlanıyorsa ilk iki hanedeki rakam söylenir, ardından 100 ifadesi eklenir. Yani biz 1700'ü 17, 100, 1900'ü 19, 100 şeklinde okuyacağız. 2000-2010 arasındaki yılları ifade ederken 2000 yılı için 2000 yani 2000 ifadesini kullanırız. 2001 ile 2010 arasındaki yılları ifade ederken önce 2000 deriz ve ardından gelen sayıyı ifade ederiz. Yani 2000 dedik sonra 7, 7 geliyor ya and 7 ya da 2007. 2002 için 2000 and 2 ya da 2002 şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 2010 ve sonrasındaki yılları hem az önce olduğu gibi hem de iki parçaya ayırarak söyleyebiliriz. Yani mesela 2012 biz 2012 ya da 2012 şeklinde okuyabileceğimiz gibi 2012 şeklinde de okuyabiliriz. 2012. Evet, binden önceki yıllarda çoğunlukla önce ilk rakam söylenir, sonraki iki sayı birlikte söylenir. Yani biz 465'i 465 olarak okuruz. 465. İngiliz İngilizcesinde de şöyle ifade edilebilir. 400 yani 465 gibi. Evet,
Şimdi geldik sıra sayılarına. Sıra sayıları varlıkların birbirlerine göre durumlarını yani kaçıncı sıra olduklarını belirtirken kullanılır. Ayrıca İngilizce'de tarihleri söylerken de ayın kaçıncı gün olduğunu belirtmek için sıra sayıları kullanılır. Türkçe'de rakamın yanına konulan nokta işareti yani ince anlamını katarken İngilizce'de böyle bir kullanım yoktur. Sıra sayılarının çoğu sonuna TH ek alır. Yalnızca istisnalarımız vardır. First, birinci, second, ikinci, third, üçüncü istisnadır. İki ya da daha fazla basamaklı sayılarda en son söylenen sayı sıra sayısı olarak söylenir. Sıra sayıları aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir diyelim. First istisnadır demiştik. First, birincidir. İkinci de istisnadır. Second, ikincidir. Üçüncü de istisnadır. Third, üçüncüdür. Bundan sonrakilerin sonuna TH ekleyeceğiz. Fourth, dördüncü. Fifth, beşinci. Sixth, altıncı. Seventh, yedinci. Eight, sekizinci. Ninth, dokuzuncu. Tenth, onuncu gibi. Ve bundan sonraki devam eden bütün rakamlarda yine TH ekleyerek devam ederiz. Evet, geldik son kısma. Whole day vocabulary çalışması yani kelime çalışmamıza. Şimdi bakıyoruz. Aa, son kısım değil. Daha pastas var. Ancient, antik. Boat trip, tekne turu. Broşür, broşür. Cable car, teleferik. Delicious, lezzetli. Excited, heyecanlı. Famous, ünlü. Forest, orman. Holiday, tatil. Lake, göl. Meal, yiyecek. Mountain, dağ. Nature, doğa. Paragliding, yamaç paraşütü. River, nehir. Sailing, yelken sporu. Sand Castle, kumdan kale. Bu arada sand, kum, castle da kale demektir. Bunu da bilin. Snowbell, kar topu. Snowman, kardan adam. Stay, kalmak. Tent, çadır. Try, denemek. Village, köy. Ve yat turudur. Şimdi geldik simple past tense'e. Simple past tense geçmiş zamandır ve geçmişte belli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Yani geçmişte başlamış halen devam eden eylemler için değil. Geçmişte başlamış ve bitmiştir. Do, di eki alır. Türkçedeki do, di ekidir. Yaptım, yaptı, etti gibi. Şimdi ayrı ayrı inceleyeceğiz. Olumlu cümle yapısını, olumsuz cümle yapısını ve soru cümlesi yapısını. Olumlu cümle yapısına önce özne gelir. Daha sonra fiilin ikinci hali gelir. Ve tümleç gelir. Şimdi fiilin ikinci hali diyoruz. Bazı fiiller ed takısı, bazı fiiller ied takısı alır. Bazı fiiller, bunlar düzenli fiillerdir. Düzensiz fiillerde ise herhangi bir kural yoktur. Ve ikinci hallerini ezberlemek durumundasınız. Yani hocam bunun kolay yolu yok mu? Yok. Ezberlemek zorundasınız. Evet, ama cümlelerde gördükçe artık gözünüzde alışacaktır fiilin ikinci haline. Olumsuz cümle yapısı ise önce öznemiz gelir. Daha sonra did not ya da didn't diyebiliriz gelir. Ve fiilin birinci hali gelir. Ve daha sonra tümleç gelir. Soru cümlesinde did'i başa alırız. Did, özne, fiilin birinci hali ve tümleç gelir. Baktığımızda fiilin ikinci hali simple past tense'te yalnızca olumlu cümle yapısını kullanılıyor. Olumsuz ve soru cümle yapısında biz neden yararlanıyoruz? Did'den yararlanıyoruz. Olumsuzda didn't'ı kullanıyoruz. Soru cümlesinde did'le de başlayabiliriz. Olumlu soru sorabiliriz. Didn't'la başlayıp olumsuz soru da sorabiliriz. Şimdi bakalım olumlu cümlemiz nasıl kurulur? Geçen gün futbol oynadım. Önce öznemizi getirecektik. Sonra fiilin ikinci halini ve daha sonra tümleci getirecektik. Öznemizi getirdik. Oynayan kim? Ben. I dedim o zaman. Şimdi oynamak fiilin ikinci halini getiriyor. Play it. ED kağıdı bakın. Oynadım. Ben oynadım. Ne oynadı? Futbol. Last day. Şimdi buradaki last day önemli. Geçen gün demek çünkü bu. Şimdi sorularda sizin karşısına nasıl gelir? Öğretmeniniz mesela böyle I der, nokta nokta koyar, play yazar parantez içinde ve futbol last day der. Ben oradaki last day'i neden kırmızı yaptım? Çünkü o last day sizin zaman ifadeniz. Last day'i gördünüz ya, last day ne demek? Geçen gün demek. O zaman geçen günden bahsediyorsak biz geçmişte olmuş ve bitmiş bir durumu kastediyoruz. O zaman nedir bu? Simple past tense'tir. Geçmiş zaman. O zaman nedir? Olumlu cümlede ed takısı alacak demektir. Fiilin ikinci hali kullanacak demektir. Ve buraya play yerine ne yazacağız? Play it yazmış olacağız. Umarım anlaşmışızdır. Şimdi geldik olumsuz cümle nasıl kullanılır? Geçen gün futbol oynamadım demiş olacağız. Böyle yedek kulübesinde oturduk. Hiç oyuna girmedik.
Önce öznemiz gelir, daha sonra didnat, didint gelir ve fiilin birinci hali gelir ve sonra tümleç gelir. Öznemiz I. Oynamayan kim? Ben oynamadım, I kullandım. Didn't oynamadığım için olumsuz getirim. Şimdi fiilin birinci hali yani play getireceğim. I didn't play. Football last day. Geçen gün futbol oynamadım. Sorularda karşımıza böyle gelir. Last day var. Bakın olumsuz cümle diye öğretmenimiz belirtir. O zaman ne yapacağız? Didn't play yazacağız. Didn't play. Yani fiili birinci haliyle kullanacağız ama olumsuz yapmak için de başına didn't getireceğiz. Şimdi geldik soru cümlesi nasıl kurulur? Bu kırmızılı arkadaşımız mavili arkadaşımıza soruyor. Geçen gün futbol oynadı mı? Ya oynamıştır ilk resimde olduğu gibi ya da yedek kulübesinde beklemiştir. Sorumuzu soralım. Did'le başladık soruya. Did. Sonra öznemiz geliyor. Sonra fiilin birinci hali geliyor ve tümleç geliyor. Şimdi oynadın mı diye soruyor. Sen oynadın mı diye soruyor. Did geldi. Şimdi sen öznesini getireceğiz. You. Did you oynamak fiilin birinci hali play ve sonra tümlecimizi getiriyoruz. Football last day. Evet. Şimdi yine bilmemiz gereken bir kısım regular and irregular verbs. Yani düzenli ve düzensiz fiillere bakacağız. Neden önemliydi? Şimdi biz simple past tense'te olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali kullanıyorduk. Bu fiilin ikinci hali düzenli fiillerde işte ed ve ied takısı falan var ama düzensiz fiillerde herhangi bir kuralı olmayanlarda. Önce düzenli fiillerimizden en sık kullanılanlara örnek verelim. Place yerleştirmektir. Placed dediğimizde ya artık özne göre yerleştirdi, yerleştirdim, yerleştirdin zamanını alır zamana göre. Dans, dans etmek. Danced olur. Stop, stop it. Fix, fix it. Snow, snow it. Rain, rain it. Mesela rain yağmur yağmaktı. Rain it dediğimizde yağmur yağdı dedik. Snow kar yağmaktı. Kar yağ, kar yağmak, kar yağıyor. Snow it kar yağdı demek. Help, yardım etmek. Help it mesela yardım etti. Add, eklemek. Added, ekledi. Worry, endişelenmek. Worried, endişelendi, endişelendim gibi. Özneye bağlı. Play, played gibi. Bunlar en çok kullanılan fiillerimiz, düzenli fiillerimiz. Şimdi geldik en sık kullanılan düzensiz fiillerimize. Herhangi bir kural yoktur bunların. Ezberlemek zorundasınız. Drink, drunk. Run, run. Sing, sung. Swim, ikinci hali swam'dır. Speak, ikinci hali spoke'dur. Wake, ikinci hali walk'tür. Yani siz cümlede wake'i gördüğünüzde uyanmak olduğunu bileceksiniz ama walk gördüğünüzde geçmiş zamandan bahsettiğini bileceksiniz. Uyandı, uyandım, uyandı gibi. Write, ikinci hali wrote'dur. Drive, ikinci hali demeyelim geçmiş zamandaki hali. İkinci hali yani geçmiş zamanda kullandığımız hali drove'dur. Learn, learned. Feel, felt'dir. Come, came. Say, said. Eat, ate. See, saw'dır. Make, made'dir. Şimdi bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Bunlar en sık kullanılan fiillerimiz. Evet, yazılı hazırlığımızı tamamladık. Öncelikle vokabülleri çalışmasındaki kelimeleri tekrar tekrar çalışmanızı istiyorum. Ve daha sonra da bu düzenli ve düzensiz fiillerimizi bilin. Genel anlamda yapabileceğinizi düşünüyorum bu bilgilere çalıştığınızda. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.